Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 14 Nisan 2022 ve biz avokadolarımızı dikiyoruz değerli arkadaşlar. Avokado dikeceğimiz araziyi önceden hafif bir sürdük. Traktörle yüzeysel bir sürüldü. Ve diktiğimiz toprak yapısı da biraz kumsal, kırmızı toprak değil, sert bir toprak değil, kahverengi bir toprak. Dikeceğimiz çukuru hazırlıyoruz. Biraz önceden gübre, hayvansal gübre karıştırdık. Biraz da taban gübresi kattık içine. Geçen yıl annem bizim diktiğimiz fidanları beğenmedi. Çok derin bir çukur hazırlamıyoruz. Şu şekilde toprak seviyesinde çok fazla gömmeden aşırı gövdeyi, yani avokado fidanımızın gövde kısmını toprakla doldurmuyor. Sadece kök kısmını toprak atıyoruz. Toprağımız da biraz nemli, kuru değil. Çünkü burası taban arazi olduğu için. Ve hafif de etrafını ayağımızla çiğniyoruz. Çok aşırı değil, köklerini ezmeyecek şekilde. Hafif toprak oturacak şekilde ayağımızla da çiğniyoruz. Çok aşırı çiğnersek kökler ezilebilir. Eğer olduğu gibi bırakırsak da toprak gevşek olur ve suladıkça fidanımız da yıkılabilir. Şu şekilde bir tane dilme diyoruz biz burada. Bunu demirden de yapabilirsiniz. Demirden yaparsanız fidanınız demir ihtiyacını da gidermiş olur. Kırılmaması için de bu şekilde iple bağlıyoruz. Siz kalın bez parçaları ile de bağlayabilirsiniz. Ve can suyu da vermemiz gerekiyor. Sana can suyu götürmedim. Mutlaka can suyu veriyoruz değerli arkadaşlar. Can suyu verilmezse olmaz. Yani toprak nemliymiş diyerekten. Bu çok önemli. Ve daha sonra biz gölgesini de yapacağız inşallah. Geçen yıl yapmamıştık ama o bizim yaptığımız hatalardan bir tanesiydi. Döküldü. Suluyoruz anne. Ve fidanımızdaki aşı bandını daha önceden sökmediysek onu da mutlaka söküyoruz. Yoksa gelişimini engelliyor. Çünkü bizim kullandığımız bantlar atar bant değil. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sen doğru hatırlıyorsun. Geçen senekiler kurudu, gölge yapılmadığı için. Ses